Bugünkü gündem konumuz buluşma noktasında işbirliği, ittifak ve koalisyon. Üçü birbirinden farklı eylemler, üçü birbirinden farklı söylem aynı zamanda. Hepsinin içerdiği mana nedir? Her birinin uygulanışında yaşanan hadise nedir? Ve gelinen sonuçta her birine baktığımızda Türkiye'nin kazanımları ve Türkiye'ye götürdükleri götürüleri nelerdir? Hepsini bir arada ele almaya çalışacağız. Türk Dil Kurumu'na bakacağız. Bu kelimelerin manası nedir diyeceğiz. Ama Türkiye tarihinde hükümetler nezdinde oluşan hükümetlerle birlikte neler yaşandığına da bir bir ele alıp aktarmaya çalışacağız. İlk bölümü genel itibariyle kronolojik bir dizilim halinde sizlere paylaşacağız. İkinci bölümde de yaşanılanları ekrana getireceğiz. Sizlere bilgilendirmiş olacağız bu anlamda. Öncesinde madde madde gidelim ve kelime manası itibariyle olayları ele almaya çalışalım. Koalisyonun ne manaya geldiğini ifade eden TDK, çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik, ortak yönetim diyor. İşbirliği kelimesinin manası, amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, teşriki mesai diye ifade ediliyor. İttifak ise anlaşma, uyuşma, bağlaşma olarak ifade ediliyor. Bu üçünü bir araya aldığımızda, özellikle bugün Türkiye siyasetini dile getireceğimiz hususu da ele alırsak, koalisyon iki siyasi partinin resmi olarak anlaşıp yönetimde yer alabilme şekli. İşbirliği bundan önce, ama koalisyondan önceki madde aslında ittifak, anlaşma, mutabakata varma, ortak noktada buluşabilme, bağlaşma, uyuşma. İşbirliği ise daha da farklı. Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, bir araya gelebilme, aynı noktada buluşup görüşebilme, aynı yolda yürüyeceklerine dair birbirleriyle uzlaşı içerisinde bulunabilme hali olarak ifade ediliyor. Koalisyondan işbirliği farklı, işbirliğinden ittifak daha farklı. Hepsini ele alacağız, madde madde gideceğiz ama öncesinde kronolojiye bakacağımızı söylemiştik. Hızlı hızlı görsellerimiz gelsin, sizlere paylaşalım. Öncesinde 26. Hükümet, 30 Kasım 1961, 25 Haziran 1962. 8. İsmet İnönü Hükümeti, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan İsmet İnönü. 27 Mayıs darbesinden sonra 17 Eylül 1961 tarihinde İmralı Adası'nda idam edilen Adnan Menderes'in ardından düzenlenen 1961 seçiminin ertesinde kurulan ilk hükümettir. 8. İnönü hükümeti olarak bilinir. İsmet İnönü'nün başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi arasında büyük koalisyon hükümetidir. 20 Kasım 1961, 25 Haziran 1962 tarihler arasında görev yapılmıştır. 1 Aralık 1961'de sıkı yönetim kaldırıldı. 2 Aralık 1961'de Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi koalisyon hükümeti 269 oyla parlamentoda güven oyu aldı. 9 Temmuz 1961'de halk oylamasıyla 1961 anayasası %38.3 hayır oyuna karşılık %61.7 evet oyuyla kabul edildi. 1961 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu Türkiye'de yapılan ilk halk oylaması olarak tarihe geçti. 22 Şubat 1962'de Kurmay Albay Talat Aydemir'in ilk darbe girişimi yaşandı. 23 Şubat 1962'de Albay Aydemir arkadaşlarıyla birlikte teslim oldu. 30 Nisan 1962'de darbecilerin affını sağlayan yasa kabul edildi. 21 Mayıs 1962'de Kurmay Albay Talat Aydemir'in ikinci darbe girişimi yaşandı. 30 Mayıs 1962'de 1. İnönü hükümeti istifa etti. O tarihlerde yıllara göre yine dikkate aldığımızda 1961 yılı nüfusu itibariyle işsizlik oranı ve işsizlik oranının değerli verisini karşınızda gösteriyoruz sizlere. Diğer tablo hemen görsel gelsin. 27. Hükümet 25 Haziran sonrası 25 Aralık 1963'e kadar. Yine İsmet İnönü Hükümeti 9. dönem. Başbakan İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel. İsmet İnönü'nün başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Bağımsız Milletvekilleri arasında bir koalisyon hükümeti olarak kuruldu. 9. İnönü Hükümeti olarak biliniyor. 27. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1962-1963 tarihleri arasında. Yıllar nüfusa göre oranı ve işsizlik oranı gördüğünüz üzere 3, 10'da 3. Diğer tabloya geçelim.
28. hükümet 25 Aralık 1963, 20 Şubat 1965. Azınlık hükümeti olarak 10. İsmet İnönü hükümeti olarak da biliniyor. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakan İsmet İnönü. İnönü'nün başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulan ve bağımsız milletvekillerinin desteklediği bir azınlık hükümetidir. 10. İnönü hükümeti olarak da biliniyor. 28. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 25 Aralık 1963, 20 Şubat 1965 tarihleri arasında görev yaptı. 1963-25 Aralık tarihinde İnönü azınlık hükümetini kurdu. 8-9 Ağustos 1964'te Kıbrıs'a yönelik hava harekatı icra edildi. 16 Eylül 1964'te 1930 tarihli Türk-Yunan Antlaşması feshedildi. 13 Şubat 1965'te azınlık hükümetinin bütçesinin kabul edilmemesi üzerine hükümet istifa etti. Yıl 1963, nüfus 29.651, işsizlik ve işsizlik oranı gördüğünüz üzere. 29. Hükümet Ürgüplü Hükümeti. Başbakan Suat Hayri Ürgüplü. Ürgüplü hükümeti bağımsızlarla birlikte Adalet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Millet Partisi koalisyonundan oluşmaktaydı. İşsizlik oranı 3.7'deyken 1965 yılında nüfus 31.391. Hükümet 20 Şubat 1965, 27 Ekim 1965 tarihleri arasında. 20 Şubat 1965'te Suat Hayri Ürgüplü Koalisyon Hükümeti göreve başladı. 15 Mayıs 1965'te Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları işletmeye açıldı. 1 Temmuz 1965'te Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü kuruldu. 8 Temmuz 1965'te Türkiye Öğretmenler Sendikası kuruldu. 10 Ekim 1965'te genel seçimler yapıldı. 27 Ekim'de 1. Süleyman Demirel Hükümeti göreve başladı. 7 Ağustos 1969'da Orman Bakanlığı kuruldu. 26 Ocak 1970'te Necmettin Erbakan'ın önderliğinde Milli Nizam Partisi kuruldu. 20 Şubat 1970'te eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yapımına başlandı. 12 Mayıs 1971'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyüceoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra verilerek 32. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin istifaya zorlandığı askeri müdahale gerçekleşti. 33. Hükümet 1. Nihat Erim Hükümeti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Nihat Erim. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi koalisyon ortaklığında kuruldu. Ordu 12 Mart 1971'de bir muhtıra verdi. Parlamento feshedilmedi, partiler kapatılmadı, anayasa askıya alınmadı. Ama koşullar çok değişti. Askerler bir teknokrat hükümeti istiyorlardı. Eğer böyle bir tarafsız başbakan meclis içinde çıkar da güven oyu alırsa sorun kalmazdı. Bunun için tarafsız bir milletvekili aranmaya başlandı. CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ismi üzerinde anlaşıldı. 26 Mart günü CHP'den istifa etti. Böylece artık bağımsız başbakan olarak Erim partiler üstü reform hükümeti kurdu. İşsizlik 6.8, nüfus 35.605, yıl 1971. 33. Hükümet 26 Mart 1971, 11 Aralık 1971. 1971'de 1. Erim Hükümeti göreve başladı. 26 Nisan 1971'de 11 ilde sıkı yönetim ilan edildi. 20 Mayıs 1971'de Milli Nizam Partisi kapatıldı. 3 Aralık 1971'de 1. Erim Hükümeti'nin 11 bakanı istifa etti. Bunun üzerine Başbakan Erim hükümetin istifasını açıkladı. Yıl 71, 35.605.000 nüfus. Enflasyon 16.5, işsizlik 6.8'e yükseldi. 2. Nihat Erim Hükümeti, Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı, Başbakan Nihat Erim. 12 Mart muhtırasının ardından Nihat Erim Başbakanlığında kurulan ikinci partiler üstü teknokrat hükümettir. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi koalisyon ortaklığında kuruldu. 10 Ocak 1972'de askeri yargıtay Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a verilen ölüm cezalarını onadı. 10 Mart 1972'de meclis idam cezalarını onayladı. 16 Nisan 1972'de 2. Erim Hükümeti istifa etti. Ferit Melen Hükümeti, Cumhurbaşkanı Tekin Arıburun, Başbakan Ferit Melen. Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi koalisyon ortaklığında kuruldu.
12 Mart muhtırasının ardından Ferit Melen başkanlığında kurulan 3. Partiler Üstü Teknokrat Hükümet. Yıl 72, nüfus 37.786.000, enflasyon 13.7, işsizlik oranı 6.3. Naim Talu hükümeti 36. hükümet, 15 Nisan 1973, 25 Ocak 1974. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Naim Talu. Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon ortaklığında kuruldu. Naim Talu'nun başkanlığında 15 Nisan 1973 tarihinde kuruldu. Partiler üstü olarak kurulan hükümet 26 Ocak 1974 tarihine kadar görev yaptı. 73 yılında 38.218.000 nüfuslukta oranda işsizlik oranı 6.8, enflasyon 16. 19 Temmuz 1973'te Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kuruldu. 14 Ekim 73'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 15. dönem milletvekillerini belirlemek için genel seçim yapıldı. 30 Ekim 1973'teki eski adıyla Boğaziçi Köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü şerefine dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından devlet töreniyle hizmete açıldı. 9 Aralık 1973'te yerel seçimler yapıldı. Enflasyon 1973'te 16'daydı, işsizlik oranı 6.8'de. 37. Hükümet 1. Ecevit Hükümeti. Cumhurbaşkanı yine Fahri Korutürk. Başbakansa bu kez Bülent Ecevit. 1973 tarihinde Türkiye genel seçimleri sonrası Bülent Ecevit tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi koalisyon hükümetidir. Yıl 1974. Nüfus 40 bin dolaylarında 39 milyon 361 bin. Enflasyon 18.6, işsizlik ise o tarihte 7.3 idi. Ve bu dönem 25 Ocak 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başkanlığında CHP-MSP koalisyonu kuruldu. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan olurken MSP din işlerinden sorumlu Devlet Bakanlığı, İçişleri, Adalet, Ticaret, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Teknoloji Bakanlıklarını aldı. 20 Temmuz 1974'te 1. Kıbrıs Harekatı başladı. 22 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta ateşkes ilan edildi. 25-30 Temmuz 1974'te Cenevre Konferansı yapıldı. Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları aracılığıyla Kıbrıs Harekatı ve Kıbrıs sorununa yönelik müzakerelerde bulunuldu ve antlaşma imzalandı. 13 Ağustos 1974'te 2. Kıbrıs Harekatı başladı. 18 Eylül 1974'te 1. Ecevit Hükümeti istifa etti. Yıl 1974, 39 milyon 361 bin nüfus, enflasyon 18.6, işsizlik oranı 7.3. 38. Hükümet Sadi Irmak Hükümeti. Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı, Başbakan Sadi Irmak. Partiler üstü olarak kurulan hükümet 29 Kasım 1974'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada güven oyu alamamasına rağmen 31 Mart 1975 tarihine kadar görev yaptı. 5 Şubat 1975'te ABD'nin Türkiye'ye yönelik silah ve askeri yardım ambargosu ve kredi ve borç kısıtlamaları başladı. Kıbrıs Harekatı ve bu harekatta Amerikan silahlarının kullanılmış olması, Amerika'nın Türkiye'ye geliştirilmiş silah ambargosu uygulamasını tetikleyen nedenlerin arasında yer aldı. İşsizlik oranı 7.3, tüketici enflasyonu 18.6, yıl 1974. 39. Hükümet, 31 Mart 1975, 21 Haziran 1977, 1. Milliyetçi Cephe, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Süleyman Demirel. Demirel'in başkanlığında 31 Mart 1975 tarihinde kuruldu. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyonuyla kurulan hükümet, 21 Haziran 1977 tarihine kadar görev yaptı. 4. Demirel Hükümeti olarak da kuruldu. 5 Nisan 1977'de erken seçim kararı alındı. 5 Haziran 1977'de erken genel seçim yapıldı. 1975 yılında tüketici enflasyonu 18.8, işsizlik oranı 7.6 idi. 2. Milliyet Cephe, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel başkanlığında Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin koalisyonuyla kurulan hükümetti. 1975'te işsizlik oranı 10'u gördü. Enflasyon, tüketici enflasyonu 19.8 oldu. 3. Ecevit Hükümeti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi, Demokrat Parti ve Bağımsızlar Koalisyonu olarak
kurulan hükümettir. 5 Ocak 1978-12 Kasım 1979 tarihleri arasında görev yaptı. Yıl 1978, nüfus 41 milyon 573 bin, enflasyon tüketici enflasyonu 47.2, işsizlik oranı 10.1. 1978-1991 yılları arasında 7 Mart 1978'de Orgeneral Kenan Evren Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi öldürüldü. 5 Kasım 1979'da CHP'de olağanüstü büyük kurultay yapıldı. Ecevit yeniden genel başkan seçildi. 2 Ocak 1980'de ordu hükümete uyarı mektubu verdi. 20 Temmuz 1980'de eski başbakan Nihat Erim öldürüldü. 12 Eylül 1980'de ordu yönetime el koydu. Hükümet ve meclis feshedildi. Siyasi parti faaliyetleri durduruldu. Süleyman Demirel'in başbakan olduğu hükümetin faaliyetine son verildi. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Ülkenin her yerinde sıkı yönetim ilan edildi. Yurt dışına çıkışlar yasaklandı. 13 Eylül 1980'de Orgeneral Kenan Evren devlet başkanlığı görevini üstlendi. 27 Ekim 1980'de geçici anayasa ilan edildi. 30 Ekim 1980'de Bülent Ecevit CHP Genel Başkanlığından istifa etti. 1 Aralık 1980'de İsrail ile ilişkiler donduruldu. 30 Aralık 1980'de 80 yılı enflasyonunun %106 olduğu açıklandı. O yıl 44.736.000 nüfus var iken enflasyonun tüketici oranı 106, işsizlik oranı %8.3 idi. 3 Kasım 1981'de Bülent Ecevit siyasi demeç verdiği gerekçesiyle 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz 1982'de Başbakan Yardımcısı Turgut Özal istifa etti. 20 Ekim 1982'de eski siyasi parti liderler ve yöneticilerine 10 yıl siyaset yapma yasağı getirildi. 7 Kasım 1982'de Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için halk oylaması yapıldı. Anayasa %91.3 evet oyuyla kabul edilirken Kenan Evren de Cumhurbaşkanı seçildi. 19 Temmuz 1983'te Avukat Ali Türkmen Başkanlığında Milli Selamet Partisi'nin görüşmelerini benimseyen Refah Partisi kuruldu. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu, bağımsızlığını ilan etti. 9 Ocak 1984'te IMF ile görüşmeler başladı. 3 Aralık 1984'te Boğaziçi Köprüsü'nün hisse senetleri satışa çıktı ve hızla tükendi. 1 Ocak 1985'te katma değer vergisi uygulaması resmen başladı. 13 Haziran 1985'te Anayasa Mahkemesi yabancılara mülk satış yasasını iptal etti. 1 Ocak 1987'de Cumhurbaşkanı Kenan Evren başörtüsüyle okullara girilemeyeceğini söyledi. 5 Ocak 1987'de YÖK başörtüsü yasağının devam etmesi kararını aldı. 29 Kasım 1987'de erken genel seçimler yapıldı. %36.3 oy alan ANAP seçim sisteminin yardımıyla meclis sandalyelerini 3'te 2'sini kazandı. 26 Mart 1989'da yerel seçimler yapıldı. CHP %28.2 ile birinci parti oldu. 9 Kasım 1989'da Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı olarak görevine başladı. 49. Hükümet 20 Kasım 1991-16 Mayıs 1993 Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Süleyman Demirel. 91 erken genel seçimlerin ardından Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti ortaklığıyla kurulmuş olan hükümettir. 16 Ekim 1992'de Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyon başlattı. 24 Ocak 1993'te gazeteci yazar Uğur Mumcu bir suikast sonucu öldürüldü. 17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal hayatını kaybetti. 91'de işsizlik oranı 8.5, tüketici enflasyonu 71.1 idi. 1. Çiller Hükümeti. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in başkanlığında 25 Haziran 1993 tarihinde kuruldu. Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti arasında kurulan koalisyon hükümeti 5 Ekim 1995 tarihine kadar görev yaptı. 50. Hükümet 1993-95 yılları arasında. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 10 bini aşkın gösterici Madımak Oteli'ni sardı. Çıkarılan yangın sonucunda aralarında şair, yazar ve müzisyenlerin de bulunduğu 37 kişi
öldü, hayatını kaybetti. 4 Eylül 1993'te DEP milletvekili Mehmet Sincar, Batman'da faili meçhul bir cinayete kurban gitti. 27 Mart 1994'te yerel seçimler yapıldı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını Refah Partili Recep Tayyip Erdoğan ve Melih Gökçek kazandı. 5 Nisan 1994'te Çiller hükümeti 5 Nisan kararlarını açıkladı. Pakette özelleştirmeler, emeklilikle ilgili düzenlemeler, yeni zamlar ve ek vergiler vardı. Piyasalarda panik yaşandı. 9 Nisan 94'te Koç ve Sabancı Demirel'den olağanüstü hal ilan ederek ekonominin gidişata el koymasını istediler. Bir 15 Nisan 1994'te ABD temaslarını sürdüren Çiller, Başkan Clinton'a bize ekonomik destek vermezseniz Türkiye'ye aşırılar gelir dedi. 23 Kasım 1994'te özelleştirme yasası meclisten geçti. 3. Çiller hükümeti Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığında Tansu Çiller Başbakan. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in başkanlığında 30 Ekim 1995 tarihinde kuruldu. Doğru Yol Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kurulan koalisyon hükümeti 5 Kasım 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki güven oylamasında 243 kabul, 174 red oyuyla güven oyu aldı. 24 Aralık 1995'te genel seçimler yapıldı. Refah Partisi %21.10'da bir oyla birinci parti oldu. 6 Mart 1996'da 52. hükümet sonlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmaz, Ana Yol Hükümeti 53. Hükümet. 1995 Türkiye genel seçimleri sonrasında 20. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi oluştu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel seçim sonrasında hükümet kurma görevini 132 milletvekiliyle ikinci gelen Ana Vatan Partisi'nin genel başkanı ve Rize milletvekili Mesut Yılmaz'a verdi. Ana Vatan Partisi 132 milletvekiliyle meclise güven oyu almak için yeterli milletvekili sayısına sahip değildi. Hükümetin kurulması için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi 3 Mart 1996 tarihinde partiler arası bir koalisyon protokolü imzaladılar. O tarihte 96 yılında işsizlik oranı 6.10'da 3, tüketici enflasyonu 79.10'da 8 idi. 22 Nisan 1996'da ANAP'lı bazı milletvekillerinin Çiller'e Yüce Divan yolu açabilecek TEDAŞ oylamasında Çiller aleyhine oy kullanacaklarını açıklamaları üzerine Çiller Refah Partisi ile koalisyona yeşil ışık yaktı. 7 Haziran 1996'da Demirel hükümeti kurma görevini Refah Partisi lideri Erbakan'a verdi. 28 Haziran 1996'da Necmettin Erbakan başbakan olarak göreve başladı. 54. Hükümet Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Necmettin Erbakan, Refah Yol Hükümeti 28 Haziran 1996, 30 Haziran 1997. 8 Haziran 96, 30 Haziran 97 tarihleri arasında görev yapan Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunu oluşturduğu Türkiye Hükümetidir. Partiler arasında imzalanan koalisyon protokolüne göre hükümet şu şekilde olacaktı. Başbakan ilk olarak Necmettin Erbakan olacak. 2 yıl sonra ise başbakanlık görevini Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller yürütecekti. Bu şekilde ikişer yıl arayla başbakan değişecekti. Necmettin Erbakan başbakan, Tansu Çiller başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olacaktı. 1996'da tüketici enflasyonu 79.10'da 8, işsizlik oranı 6.10'da 3 idi. 1 Temmuz 1996'da memura %50 zam yapıldı. Daha sonraki 6. ayda %30 ve %25 zam yapılarak o zamanki durumda 100 TL alan bir memura 257 TL maaş sağlandı. 12 Ağustos 1996'da İran'la doğalgaz anlaşması imzalandı. 3 Kasım 1996'da DYP milletvekili Sedat Bucak, Emniyet Müdürü Hüseyin Koca da Abdullah Çatlı ve Gamze Us'un bulunduğu otomobil Susurluk'ta kaza yaptı. Sedat Bucak dışındakiler öldü. 8 Kasım 1996'da İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. 28 Şubat 1997'de askerler MGK toplantısında hükümete irtica ile mücadele konulu kararlarını bildirdiler. 15 Haziran 1997'de İstanbul'da yapılan devlet ve hükümet başkanları zirvesinde D8'in kuruluşu ilan edildi.
Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya, İran, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün fikir babası olan Necmettin Erbakan, D8'de nüfuslarının çoğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerin bir araya gelerek ortak pazar, proje ve dış politika oluşturmasını amaçladı. 18 Haziran 1997'de Erbakan Cumhurbaşkanı Demirel'e görevi bıraktı, devretti. De devam edelim. Diğer görsel. Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi koalisyonunun oluşturduğu Türkiye hükümeti, azınlık hükümeti, 55. hükümet, işsizlik 7.2, enflasyon 99.1. 57. hükümet, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Başbakan Bülent Ecevit, üçlü koalisyon. Dönemin Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit'in dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 3 Mayıs 1999 tarihinde görevlendirilerek Anavatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile kurduğu koalisyon hükümeti. Yıl 99, tüketici enflasyonu 68.8, işsizlik 7.4. Ve dönemin farklı süreci, 97'den sonra bugüne geldiğimizde Cumhur İttifakı, koalisyonun dışında bir şey. 24 Haziran 2018, akıllarda kalan tarih. Cumhur İttifakı 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakı. İttifak 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi. Büyük Birlik Partisi de ittifaka katıldı. Bu tarihlerde 2018 yılında nüfus 82 milyonda iken tüketici enflasyonu 20.3, işsizlik oranı da 13.5 idi. Bir diğer görsel, Millet İttifakı. Millet İttifakı Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakı. İttifak 5 Mayıs 2018 tarihinde 4 muhalif parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından resmen başlatıldı. Millet İttifakı'nın kurucu partileri ortak bir çatı altında meclis seçimlerine hazırlanırken, ittifaktaki her bir partinin Cumhurbaşkanlığı seçimi için kendi adayını aday göstermesi kararı alındı. Evet, Türk Dil Kurumu'nda ne yazıyordu? Koalisyon, işbirliği ve ittifak kelimelerinin manasında. 1950'lerden itibaren 2021'lere geldiğimizde bu üç süreci yaşayan Türkiye'de koalisyon, işbirliği, ittifak ne demekti? İttifak anlaşma, uyuşma, bağlaşma manasına gelirken işbirliği bir amaç, bir uzlaşı yolu, bir yolculuk, birlikte hareket edebilme kabiliyetini görmek için ortak noktada buluşma, ortak paydayı beraber seçme kararını alma noktası. Diğer husus ise koalisyon. O koalisyon noktası alınan oylar üzerine hükümeti birlikte iradesiyle yönetebilme kabiliyeti, birbirinin denetleyicisi olabilme kabiliyeti, yolsuzluk yapana yapamazsın dedirtme usulü, eğitim sistemini bozana bozamazsın dedirtme usulü, sağlığından ticaretine, ekonomisinden başka paydalarına kadar, kimi iyi yaparken destekleyen, kötü yapana da hayır böyle yapma deme yolu. Koalisyon çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle kurulan, oluşturulan birlik, ortak yönetim, yönetme şekli olarak aklımızda kaldı tabii ki. Ve geçmişe tekrar dönelim. O günden bugüne rakamları görelim. Onlarla birlikte Türkiye'nin geldiği noktayı daha iyi algılayalım. Döviz kurlarındaki değişim 1923-1980 denklemini alıyoruz. Mavi çizelgede gördüğünüz Amerikan doları, diğer turuncu çizelgede gördüğünüz İngiliz sterlini. 1960'lardan sonra bir yükselim, 70'e doğru, 69'larda bir aşağı doğru iniş ama tekrar yukarı ve her dönemde farklı unsurların etkileşimleriyle birlikte mekanizma içerisindeki hareketliliği ve 80 darbe sürecinde tekrar tavan yapması, döviz kurundaki değişim oranı. Hızlı bir şekilde diğerlerini de görelim. Cumhuriyet tarihinden günümüze Türkiye'deki işsizlik oranları. Yıllar 1923'ten 1940'a, 1941'den 1958'e,
1959'dan 76'ya, 77'den 1994'e, 2012'ye kadarki denklem. İlk zamanlara baktığımız zaman 9-10'da 1'den, 6-10'da 9'dan, 4.5'ten 3 verilerinden genel itibariyle 1935'lerden itibaren 1970'lere kadar 3-10'da 4'leri, 3-10'da 5'leri gören bir tablo. Sonrasında yükselim göstermiş ve 1990'lı yıllara gelene kadar da 8-9-10'lu verilere gelinmiş. 2002 yılından itibaren de çift haneli rakamları bırakmamış bir görsel karşımızda. 2002 yılında ilk kez 10-10'da 3, 2003'te 10-10'da 5, 10-10'da 3 diye devam ediyor. 2009'da 15-10'da 5, son 2011 ve 12'de 9-10'da 8'i görmüştü. Diğer tablo gelsin ve sonrasında 2017, 18, 19, 20, 21 derken işsizlik oranları Türkiye İstatistik Kurumu'nun dahi açıklayamayacağı boyutta yüksek rakamlarda. Yıllar 1957 yılından 1983 yılına gayri safi milli hasıla milyon TL olarak karşımıza gördüğümüzde oluşan tablo, tarım sanayi alanından baktığımızda da yine gelişen ekonomi boyutu, rakamsal büyüme 1957 ile 1983'lü yıllar karşımıza çıktığında oluşan tablo ve rakamlar. Bir diğer tablo. İthalatla ihracatı karşılıyoruz bu tarihler içerisinde. Miktarı ton olarak aldığımızda, değeri 100 bin dolar üzerinden değerlendirdiğimizde ithalatın oranı değişim süreci karşımıza çıkıyor. İhracat da aynı şekilde ton ve 100 bin dolar üzerinden baktığımızda, miktar değer karşılaştırması yaptığımızda karşılama oranı 0.10'da 86 diye başlıyor 1957'den. 1983'lere geldiğimizde 0.10'da 62 olarak düşüyor. TEFE rakamlarını bunu sonra bakalım. Bir sonraki süreçte ele alalım. Evet. Yine 1957'den 1983'e geldik. Nüfus 25 milyondan 47 milyona gelirken işsizlik ve işsizlik oranı 2.7, 8.7, en son 6.5 1983'te. Devam edelim. Döviz kuru değişimini başta göstermiştik. Enflasyon rakamları, faiz gerçeklerini de yine dile getirdik. Bunu görmüştük ekrana. Evet, işsizlik oranı, geniş işsizlik oranı. 1980'lere kadar az önceki tablolarda gelmiştik değerli izleyenler. Şimdi 1980'lerden 2020 Nisan'ına göre aldığımız bu çizelgede yükseltiyi görüyorsunuz. 5 puan, 10 puan, 15 puan, 20 puan ve 25 puan diye en son çizelgede yer alıyor. Son olarak Nisan 20'de 2020 Nisan'ında 25 puana kadar bir yükselim göstermiş geniş işsizlik oranı. Normal doğal işsizlik oranı olarak ifade edilen denklem ise 15'lere doğru yükselmiş ve 13'lerde kaldığı ifade ediliyor. Türkiye'deki atıl iş gücü işsizlik oranına baktığımız zaman da o da açıklanan verilerde geçen aylarda en son %30'du. 30.10'da 1 idi. 29.10'da 1'e düşmüş idi. İhracat, ithalat rakamları, ticaret dengesinin karşılama oranı yine aynı şekilde 96'dan 2012'ye göre ele aldığımızda ihracat Türkiye'de 54.1, 38.8'e düşüş gösteriyor. Bir ihracat düşüşü söz konusu. İhracat rakamlarının milyon dolarla hesabına yine baktığımızda da farklı meblağlarda yükselttiği görüyoruz. Değer düşüşü maddesel ama milyon dolar hesabı yükselti olarak karşımıza çıkıyor. 1999'dan 2020 verilerine bakalım. Enflasyon oranlarını da ele almış olalım. Enflasyon da 68.8. Bunları kısa kısa koalisyon dönemlerindeki rakamlarını vermiştik. Bir de genel tabloya baktığımızda yaşadığımız tablo nedir? Onu ele almış oluyoruz. 99-2000-2001 yıllarındaki oranın yüksekliği ve 2008'e kadar tek haneler, iki haneler git gel yaşaması, 2008'de onu tekrar görmesi, 2011'de görmüş olması, son olarak 2017'den itibaren de 12-20-12 dolayında 14 diye karşımıza çıkan resmi veriler bunlar, görüldüğü üzere enflasyon oranları. Şimdi yine bir diğer değere bakalım. Evet, enflasyonun son 2 yıllık geniş grafiği bir öncesinde rakam olarak vermiştik.
Dengesizlik boyutunu sizlere burada gösterelim istiyoruz. 20 puana kadar 19'da 50'yi görmüş. 2018'den sonra 2019'un başlarında da ama en son 2021'de tekrar o noktalara ulaşılmış görülüyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan derken 16, 17, 10'da 14'ü buluyor. Yıllara göre faiz grafiğini de sizlere paylaşalım. Puantaj olarak 10-20 diye giden görselde 2002'li yıllarda faizin yükseltisini görüyorsunuz. Faiz bas puanı çok yüksek idi. 2018'in Ağustos'unda Sayın Erdoğan'ın herkes dolarını bozdursun, destek olsun açıklamaları var idi. O tarihlerde ne derecede yükseldiğini görüyoruz. 2018-2019 arasındaki grafik olarak karşımıza çıkan faiz grafiği, sonra Türkiye'nin tekrar döviz açığını kapatması, faizin düşüş yaşaması ve en son 2020'de aşağılara çekilmesi ama en son yine 19'larda kaldı bildiğiniz üzere. Bu önemli. Bugünün en önemli grafiği değerli izleyenler. Bütün her şeyi anlatan gerçek rakamlar burada, bu grafikte. Peki bu grafik ya da bu görsel bize neyi anlatıyor derseniz, bunu detaylıca bir şekilde paylaşalım isteriz sizlere. Onun açıklamasını da yapalım. İç borç stokunun elinde bulunduranlara göre dağılımını sizlere paylaşıyoruz. Ama aynı zamanda rakamların karşılık oranına, yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye sadece son 2021 verilerini paylaşacağız. Bu değerleri de aktarmak açısından karşınıza getirelim istedik. Ve bunun karşılık oranı, yani ettiği değer nedir derseniz, bankacılık kesimi. Yani iç borç stoğunun elinde bulundurulan göre dağılımı derken, Türkiye'nin borcu ne kadar? Türkiye büyük bir devlet. Hazinede parası var. Merkez Bankası'nda parası var deniliyor. Peki tamam, parası var. Ama parasının olmuş olması aynı zamanda borcunun olup olmadığını değerlendirdiğimizde borcu olmadığı manasına gelmiyor. Türkiye'nin borcunu ortaya koyan tablo da bu. Bankacılık kesiminde 69.6'lık Nisan ayı verilerine göre 69.6'lık bir borcu var. Yani 871 milyar liralık. En aşağıdaki toplam rakamla başlamak gerekirse, bankacılıktaki banka dışı dışında yer alan gerçek veya tüzelde yer alan menkul kıymet yatırım fonlarında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın borçlanması arasında yer alan yurt dışı yerleşkelikler arasında, yine ifade edecek olursak yerleşikler içerisine dahil edecek olursak, Türkiye'nin borcu 1 trilyon 253 milyar borcu var. Bu sadece Nisan ayının verisi. 1 trilyon 253 milyar. Bu değerleri ele alırken borcun ne kadar yükseldiğini de hatırlatmakta fayda var. 1 trilyon 213 milyar liralık borcumuz Ocak ayında imiş. 1 trilyon 253'e geldiğindeki aradaki 40 milyar sadece Ocak, Şubat, Mart ayları arasında gerçekleşmiş. Son bir dosyamız daha var. Onu da verelim. Onu da paylaşalım. Bir diğerine geçebilecek miyiz? Tamam, onu da hazırlayalım. İç borç stoğunun elinde bulunduranların dağılımını verdikten sonra kamu bankalarını, özel bankaları, yabancı bankaları, gerçek ve tüzeli olan borçları, gerçek ve tüzel borçlar Türkiye'nin 0.10'da 9, 12, 10'da 5 olarak görünüyor. Ancak gerçek 12 milyar liralık borç, tüzeldeki borç 156 milyar. Menkul kıymetler fonlarında yer alanlar, Merkez Bankası 46.10'da 2 olarak karşımıza çıkıyor. Kamu bankaları burada en çok yer alan kısım 456 milyar. Özel bankalar 231.10'da 5, 231.5 milyar. 95.10'da 7, yabancı bankalar borç yapısı, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları yine hakeza aynı şekilde. Katılım bankası da 70.10'da 8 karşımıza çıkıyor. Bir genel olarak voli getirebilirseniz, bu tablodaki en önemli hususları anlattık. Burada %70'lik, yani 69.10'da 6 olarak ifade ediliyor. Bankacılık kesimi, bankalara olan borç.
Türkiye'nin yani iç borç stoğunun elinde bulunduğu bankalara olan borcunun net ifadesi %70 olarak 69.6 olarak karşımıza çıkıyor. Katılım bankası, özel bankalar, yabancı bankalar, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, yabancı bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, banka dışı kesim, gerçek kişiler, tüzel kişiler borç yapılandırması genel itibariyle Türkiye'nin borcu da 1 trilyon 253 milyar lira olarak karşımıza çıkıyor. Geçmiş dönemle bu dönemin arasını anlatan vatandaşa yatırım yaptırımları paylaşmıştık. Onları da aktarmış olalım. Mesela izleyicimiz diyor ki Sayıştay'ın devre dışı olduğu yerde ne denetim olabilir diye sormuş. Çok doğru bir soru. Sayıştay önemli bir denetim mekanizmasıdır. Yasalarla biraz daha zorlaştırılıyor olabilir ama önemli değil. Daha doğru ifade etmek gerekirse dönemler geçer, Sayıştay da kalır. En önemli denetimi yine gerçekleştirir. Türkiye'nin huzuru için yaşayan kurumlarda, kamu kurumlarında çalışan insanlar da görevini öyle veya böyle yerine getirmiş olur. Kısa bir VTR var. Bu konuyu anlatabilecek iki bakış, iki farklı sunuş, iki farklı yönetim tarzı bir onu getirelim. Sonra diğerleriyle devam edeceğiz. Yaklaşık 200 bin kamu işçisine verilecek zam oranı belli oldu. Zam oranını Başbakan Binali Yıldırım duyurdu. 2017 yani içinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda %7,5, ikinci 6 ayda %5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci yarıda %3,5, ikinci yarıda %3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. Gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda ayrıca gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacaktır. Önce Bakanlar Kurulumuz memur katsayısı konusunu görüşerek nihai kararını vermiştir. Bakanlar Kurulumuz bu kararını vermeden önce yine takip ettiğiniz gibi hükümetimiz vazifeye başladığı 28 Haziran gününden itibaren bugüne kadar bütün devletin kıymetli uzmanlarından 4 defa briefing almıştır. Konuyu tekrar tekrar müzakere etmiştir. Memurlarımıza, emeklilerimize en fazla imkanı verebilmek için her türlü araştırmayı yapmıştır. Bu araştırmaların sonucunda şimdi sizlere yeni hükümetimizin ilk icraatı olarak en sevindirici müjdeyi veriyorum. Memur katsayısını Bakanlar Kurulumuz %50 olarak karara bağlamıştır. Bilindiği gibi 1996 yılı bütçesi hazırlanırken memur katsayısının 1 Temmuz'dan itibaren %30 arttırılacağı öngörülmüş idi. Ve yapılmış olan taahhüt enflasyona memurlarımızı ezdirmemek idi. Yeni hükümetimiz hükümet programında da belirttiğimiz gibi memurumuza, işçimize, köylümüze, esnafımıza, düşkünlerimize ve iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza sahip olmak üzere bunların her türlü ihtiyacını karşılamak üzere, bunlara hizmet etmek üzere candan bu konuları ele almayı taahhüt etmiş idi. Çok şükür hükümetimiz bu taahhüdünü yerine getirmiştir ve %30 zam öngörüldüğü halde bunu %50'ye farklı dönemleri ifade ettik sizlere. Dönemsel olarak kronolojide yer alan nokta atışıyla şu tarihte şu oldu, bu tarihte buna geçiş yapıldı. O tarihteki koalisyonda bu gerçekleşmişti, seçim işbirliğinde şu yapılmıştı gibi maddelerle geldik. İşbirliği ne demek? İttifak ne demek? Koalisyon ne demek? Üçünün farklı şeyler olduğunu anlattık ama aynı zamanda işbirliğinden doğan ittifakı, ittifaktan doğabilecek olan yönetim sistemindeki birliktelik olan koalisyonu bir denetim sisteminin gerçekleşip gerçekleşmeme, gerçekleştiğinde ülkedeki yaşayan vatandaşa faydası ve zararları onları anlatmaya çalıştık. Az önce izlemiş olduğunuz videoda da
farklı dönemlerdeki iki farklı yansımadaki işbirliği, ittifak ya da koalisyon sürecindeki yansımalarla vatandaşın kazandığı, diğer tarafta da vatandaşın yaşadığını paylaştık. Bütün bunlar yaşanırken bir de başka boyutu var bu işin. Bir denetim sisteminde yer alan, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında özgürce bu vatanı vatan olarak kabul eden insanların yönetme şekline gelindiğinde onu kabul etmeyen mekanizmalar devreye giriyordu. Onu kabul etmeyen, hep deniliyor koalisyon dönemleri çok kısadır, koalisyon dönemleri kötüdür, öcü gibi anlatılır. Ama aynı zamanda denetim sistemi rücu ettiğinde, uygulanabildiğinde daha sağlıklı işler yapıldığı da 74 Kıbrıs'ı, 96-97'si çok fazlasıyla ifade edilebilecek hususlar var. Az önce anlattığımız 40 dakikalık bölüm içerisinde kısaca. Şimdi onlardan bir tanesi geliyor ekranlarınıza. O kısacık koalisyon sürecinde dünyayı karşısına alıp Türkiye için yapılabilecek şeyler nasıl genişleyebilir, nüfuzu kullanarak nüfusa etkisi nasıl olabilir, ona bakalım. Siyonizm bir timsaha benziyor. Bu timsahın üç çenesi Amerikalı. Kuyruğu İsrail'dir. Gövdesi Müslüman ülkelerde de bulunmak üzere devlet idarecileri, medya, iş adamları, sanayicilerden müteşekkil olan işbirlikçiler. Ben bunların için söylüyorum. Siyonizm demek sadece İsrail ve Amerika demek değil. Bütün bir timsah dünyayı avucunun içine almış, hepimizi fiilen köle yapmış, Gazze'de çoluğu çocuğu öldürüyor. İşte Siyonizm budur. Bu beladan insanlığı nasıl kurtaracağız? Çünkü Büyük İsrail, İsrail'in dini. Her İsrail Cumhurbaşkanlığı'nın şu sözü vardır. İsrail'in iki tane haritası vardır. Bir duvardaki harita, bir de kalbimizdeki harita. İşte İsrail budur. Biz ne yapıyoruz Müslümanlar olarak? Efendim, İslam konferansı toplandı. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Sonra bir nihai bildiri yayınlıyoruz. Ne diyoruz o nihai bildirine? Amerika, Irak'tan bir amel çıkmalıdır. Televizyonda bunu takip ettiği zaman Rockefeller keh keh gülüyor. Kahvesinden bir yudum alıyor. Siz Müslümanlar bu boş nihai bildirilerle vakit kaybedip durun. Biz hedefimize adım adım yürüyoruz, haberiniz olsun diyor. Efendim biz İran olarak atom bombası yapıyoruz. Silahlar üzerinde birçok keşifler yapıyoruz. Diyerek sakın ha kendinizi aldatmayın. Böyle giderseniz 100 senede bile Amerika'ya ve İsrail'e yetişemezsiniz. Ne olacak? Aklımızı başımıza alacak. Bir tek çare vardır. Yeni bir dünya kuracağız. Kur'an nizamına dayanan yeni bir dünya. Çünkü İslamsız saadet olmaz. Bu dünyayı nasıl kuracağız? Ben 28 Haziran 1996'da başbakan oldum. Meclisten güven oyunu aldım, geldim masama oturdum. İlk ziyarete gelen Amerikan elçisi oldum. Bana şunu söyledi. Biz biliyoruz ki sizin davanız İslam'dır. Başbakan oldunuz. Tabii bu bizim hoşumuza gitmedi. Ama beraber çalışmaya mecburuz. Ben geldim size, diyorum ki sizinle de beraber çalışabiliriz. 6 tane şartımız var. 1- İran'la ticaretinizi 50 milyon dolardan fazla yapmayacaksınız. 2- İran'a gitmeyeceksiniz. 3- Bizim buradaki Amerikan üslerine dokunmayacaksınız. 4- Diğer Müslüman ülkelerle de ticaretinizi arttırmayacaksınız. 5- Bizim buradaki çekiş güç, askeri işgal kuvvetlerimizi dışarı çıkartmayacaksınız. 6- Irak boru hattını açmayacaksınız. Bizim tarihte meşhur bir sadrazamımız vardır, Ali Paşa. Onun meşhur bir sözü vardır. Ben mühim iş yapmak istersem önce Rus elçisiyle konuşurum. Ne derse tersini yaparım. Bendeniz de Amerikan elçisinin bütün dediklerinin tersini yaptım. İlk seyahatimi İran'a yaptım. 50 milyondan dolardan fazla ticaret yapmayacaksınız dedi. Gaz anlaşmamız sadece 2,5 milyar dolar. Ve İran'a ilan ettim ki Türkiye ile İran arasındaki ticari münasebet hacmi 10 milyar 20 milyar dolar değil. Almanya ile Fransa arasındaki hacim neyse en az o kadar olacak. 15 gün sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Ankara elçisi Grossman'a, iki Yahudi, ne yapıp yapıp ihtilal yapın, askeri ihtilal, Refah Partisi'nin ihtilalden uzaklaştırın diye kripto gönderdi. Bu kripto şimdi bizim elimizde bulunuyor. Ben bunu niçin söylüyorum? Biz dua ediyoruz ki İran ihtilali gayesine ulaşsın, muhafaza edilsin. Ama biliyorum ki İsrail'in hedefi biz olduğumuz her zaman da sizsiniz. Buradaki inkılabın hedefine ulaşmaması için, engellenmesi için ne lazımsa yaparlar.
Ve dikkat edin, buna fırsat vermeyin. Çünkü Siyonizm mikrobu 5700 senelik bir mikroptur. Amerika'nın 40 tane uçak gemisi var. İran denizine getiririm, Tahran'ı füzeyle döverim diyor. Biz ne yapacağız? Bekleyecek miyiz? 41 tane uçak gemisi mi yapalım diyecek. Ya. Bunu yapmak istese gelip bombalayacak. 41 uçak gemisinin parasını nereden bulacağız? Biz onu yapınca kadar o 80 tane daha yapacak. Siyonizmi nasıl önüne geçeceğiz? Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim'dir. Teknoloji İslam için en büyük rahmettir. Biz uçak gemisi yapacağımıza, o uçak gemisinin atmış olduğu füzeyi havada kontrolümüz altına alacağız. Geri çevireceğiz. O füzeyi atan Amerikan gemisinin üstünde parçalatacak. Bu mümkün mü? Evet, elektronikte mümkündür. Burada oturacağız, düğmeye basacağız. Tahran hava alanından bir uçak çıkacak, pilotsuz bir uçak. Önümüzdeki ekrandan o uçağın gördüğü her şeyi biz de göreceğiz. Bu uçağı elektronik olarak kumanda edip Tel Aviv'e göndereceğiz. Ağaçların arasında yere indireceğiz. Uçağın içinden bir köstebek çıkacak. Duvardan atlayacak. Pencereden içeri girecek. İsrail'in atom santralını içindeki füzeyle yıkacak. Mümkün mü bu? Ben video filmler getirdim uzmanlara göstermek için. Teknolojide yapılacak sonsuz iş var. İran inkılabı yeni bir dünyaya açılan kapıdır. Türkiye ve İran bir çekirdektir. Bu çekirdeğin etrafında D8'ler, D8'lerin etrafında D60, 60 tane Müslüman ülke. Onun etrafında ezilen 100 ülke. Rusya, Çin, Hindistan, Afrika, Güney Amerika. 5 milyar insanı adil nizam etrafında toplayacağız. Evet, şimdi devam edeceğiz. Kısa bir araya da gideceğiz değerli izleyenler. Bu videodaki önemli hususlardan bir tanesi Amerika temsilcisinin 6 maddelik bir mektup sunmuş olması. Buna rağmen de görevde kalıp kalmama meselesini dahi dikkate almaksızın ona karşı bir duruş sergilenmesi. Türkiye'de belki de yönetim sistemi içerisinde en önemli beklenen, uygulanması istenilen, halkın da talebi herhalde muhtemelen budur. Yabancının kontrolünde olmayan Türkiye, kendisi kendi kendini yöneten bir Türkiye isteği de herhalde doğru orantıda bu olsa gerek diye. Bu videodaki en önemli kısımlardan bir tanesi buydu. Bugünkü konunun da gündem noktası işbirliği, ittifak ve koalisyon meseleleri tartışılırken, konuşulurken bu hususu ele almakta fayda var. 54. hükümetin görev süresinin içerisinde 2 yılı sürdürmeden 1 yılda yeniden seçim sürecine dahil olunabilmesi meselesinde ilk bölümde gündeme getirmiştik. Bu vesileyle onu da hatırlatmış, tekrar ifade etmiş olalım. Türkiye'de kendi kendini yöneten sistem vatandaşın isteğiyle olabilecek bir şey.